Arkadaşlar bu kısa videomuzda madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksinin nasıl hesaplandığını formülleri görüp birer örnek çözüp dersi bitireceğiz. Şimdi PJ yani güçlük indeksi buradaki veriler ne anlama gelir? En üst yani küçük en harfi arkadaşlar burada maddi üst grupta doğru yanıtların sayısı artı alt grupta doğru yanıtların sayısı bölü alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı. Yani güçlük indeksi alt ve üst gruptaki öğrencilerin doğru yanıtlarının toplamını toplam öğrenci sayısına bölüyoruz. Peki R dediğimiz madde ayırt edicilik indeksi nasıl hesaplanır? Üst gruptan alt grubu çıkartıp üst gruptan alt grubu bu sıra önemli alt gruptan üst grubu çıkarmıyoruz. Üst gruptan alt grubu çıkartıp daha sonra bunu alt ya da üst gruptaki öğrenci sayısından herhangi birine bölüyoruz. Zaten üst ya da alt gruptaki öğrenci sayıları eşit zaten. Bunlardan herhangi birine bölüyoruz. Aradaki farkı böylece görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir soru çözelim. Burada bir maddenin analizleri verilmiş değil mi? Doğru cevabında da B şıkkı olduğu bize burada işaretli bir halde gösterilmiş. Üst grupta 100 kişi var. Alt grupta 100 kişi var. Toplamda 200 kişi var. Zaten bunlar birbirine eşit. Doğru cevap B seçeneği olduğuna göre bu maddenin güçlük indeksini ve ayırt edicilik indekslerini hesaplayalım. Şimdi madde güçlük indeksi nasıl hesaplanır arkadaşlar? Önce bakalım buna. Üst grup yani üst gruptaki doğru cevap sayısı 55 artı alt gruptaki doğru cevap sayısı 25. Ben bunu alıp toplam öğrenci sayısına bölüyorum. Yani 200'e bölüyorum. 55 artı 25 ne yapar? 80 yapar. 80 bölü 200 değil mi? Her iki tarafı da 2 ile sadeleştirdim. 82'ye 2'ye bölü 40. 200'ü 2'ye böl 100. 40 bölü 100 de 0.40 yapar. Doğru mu? 0.40 pj güçlük değeri ise orta güçlüktedir demektir. Doğru mu? Bu madde orta güçlükte bir seviye sahip. Şimdi ayırt edicilik indeksini hesaplayalım. Üst grupta yine 55 kişi vardı. Bu defa farkını alıyoruz. Alt grupta 25 kişi vardı. Bunu alt veya üst gruptan herhangi birine bölüyoruz. Değil mi? Zaten x de eşit. Bakın burada 200'e bölmüştük, toplamıştık. Burada sadece birine bölüyoruz değil mi? 55 25 30 yapar. 30 bölü 100 de ne yapar? 0.30. Bu da yine bize ayırt ediciliğin 0.30 olduğunu, bu da yine orta düzeyde bir ayırt ediciliğe sahip olduğunu gösterir diyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili soruları daha çok çözmemi istiyorsanız beğene tuşlayabilirsiniz. Ve notlarımızı 50 sayfada bitirmek için yine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.